Gazi Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, 1. Cihan Harbi'nin hemen her cephesinde mücadele ediyor, hepsinde de zaferler elde ediyordu. Vatanın her bir yanı zapt edilmiş, Türk milleti hem çaresizliğin hem de umutsuzluğun pençesinde bir çıkış yolu arıyordu. Düşman güçler yurdu zapt etme arzusuyla Anadolu'daki 1000 yıllık Türk varlığının sonunu getireceklerine inanıyordu. Fakat o, umutlar neredeyse tükenmek üzereyken 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da hürriyet ve bağımsızlık meşalesini yakarak milli mücadelemizi başlattı. Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nde şanlı bir destan yazdıktan sonra boş hayallere kapılan düşmanlara Anadolu'nun geçilmez bir Türk yurdu olduğunu bir kez daha gösterdi. Cumhuriyeti kurdu. Sonrasındaysa asla dinlenmek nedir bilmedi. Türk milletinin önüne adeta 100 yıllık bir yol haritası koydu. Hedefimiz muasır medeniyetler seviyesidir diyerek eğitimde, sanayide, ulaşımda ve daha birçok alanda ilkleri gerçekleştirdi. Bugün biz de Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken onun açtığı yolda yepyeni vizyonla geleceği inşa ediyoruz. Bir taraftan tüm dünyada Türk varlığını ve ülküsünü sağlamlaştırırken diğer taraftan sanayiden savunmaya, otomotivden havacılığa, eğitimden sağlığa, turizm ve kültürden spora hemen her alanda muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarak Türkiye adını yeni yüzyıla altın harflerle yazmaya başlıyoruz. Vatan ve millet aşkıyla Türkiye yüzyılı için çalışıyor. Atatürk'ün mirasına sahip çıkarak daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. senesinde rahmet ve minnetle anıyoruz.